Yumurta dondurma nedir? Nasıl bir işlemdir? Kimlere yapılır? Akla şimdi bir sürü şey geliyor. Yumurta donunca geri kalan yumurtaları var oluyor mu? Kaç yumurta donduruluyor vesaire? Şimdi sizin de az önce bahsettiğiniz gibi daha önce sadece kanser tedavisi görecek olan hastaları hem yumurtalarını hem de spermlerini dondurma hakkı vermişti Sağlık Bakanlığı. Daha sonra mevzuatında yaptığı değişiklikle birlikte yumurtalık rezervi düşük olan bireyler yumurtalıklarını dondurma şansına sahip oldular. Peki. Kimlere yapılır dedim. Şimdi yaş ortalaması bunun için önemli midir? Yumurta dondurma işlemi tam olarak nasıl bir işlemdir? Tüp bebek yönteminden farkı nedir? Üç soru bir Yumurta arada oldu. İsterseniz evet, önce yaş yok. aralığını sorayım hocam. 15 yaş ile 35 yaş arasında yumurtalık dondurma işlemi yapılabilir. Peki. 45 yaşında yapılmaz mı? 45 yaşında yumurtalık rezervi özellikle 35 yaşından sonra azaldığı için Evet. hem yumurtalık rezervi azalıyor hem de kalitesi bozuluyor. Evet. Dolayısıyla 35 yaşından sonra bu işlemi yapmak çok sağlıklı olmaz diye düşünüyorum. Olmayabilir diye Geç düşünüyorsunuz. kalınmış sayıdır. Özellikle 45 yaşında artık zaten yumurta sayısı çok çok az olacağı için dondurma şansına sahip Olamayacaklar. Peki ikinci olamayacaklardır. mesela ilk çocuğun 35 yaşında yapmış bir hanım ikinci çocuk için 40 yaşında hala eğer karar veremediyse diye ben bir sorayım. Eğer öyle bir plan yaptıysa yumurtalık Evet. rezervi düşük olan bir insan ve hala doğru insanı bulamadığını düşünelim. 30 yaşında yumurtasını dondurduğunda, Evet. 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında, hatta 55 yaşında anne, kendi yumurtasıyla anne olma şansını devam ettirmiş oluyor. Evet. Şimdiye hakim olarak geleceğini garanti altına almış Çok oluyor. doğru ama evlilerde de görüyoruz. Mesela yani ilk çocuğu yapmış aileler, ikinci çocuk için de hazır yumurtalar rezervi söz konusuyken belki daha ileride Yapabilirler. yapabilmek için Evet. olabiliyor.